Bugün mercek altına aldığımız konu, Kur'an'ın perspektifinden baktığımızda talim ve terbiye meselesini nasıl anlayabiliriz? İmkanları açısından, ilkeleri açısından, prensipleri ve zorlukları açısından. Ki zorlukların 3 maddesini hocam sıralamıştı, söylemişti. Geri kalanlarını merak eden dostlarımız için tamamlayacak. En azından maddeler halinde, başlıklar halinde tamamlayacak. Ardından da Akilam'dan gelen İlim talebesi kardeşlerimizin sualleri olacak. Bugünkü Kur'an halkamızın sualleri olacak. Tabii önce Kur'an halkamızı bir tanıyacağız. Biliyorsunuz usulen Kur'an halkamızı temsilen bir kardeşimiz açıklamalarda bulunacak. Ama müsaade ederseniz o yarım kaldığımız noktayı tamamlayalım. Yani Kur'an açısından baktığımızda talim ve terbiyenin, eğitimin zorlukları nelerdir? Onları bir başlık halinde tamamlayalım. Eyvallah. Buyurun. Yani Kur'an merkezli talim ve terbiyenin dedik efendim imkanları dedik önce. İlkeleri dedik sonra. Ondan sonra ilkeleri dedik. Üçüncü olarak da zorlukları. Zorluklarından da birincisini talebeye dair zorluklar. İkinci başlık eğiticiye dair zorluklar. Muallime, hocaya dair zorluklar. Yani bu noktada bu başlığın altında yani hasbiliğin azaldığını söyleyebilirim. Yani geçmişte hasbi hoca daha çok bulunabiliyordu. Şimdi hasbilik azalıyor, hesabilik çoğalıyor. Hesabilik çoğaldıkça da ihlas efendim azalıyor. İhlas eğitimin gizli sırrıdır efendim. Yani insan sırf efendim talim ve terbiye işini rızayı bari için yaparsa Rabbimiz onun sözlerine, diline, ağzına tesiri inzal eder. Efendim. Nitelik meselesi her yerde olduğu gibi hoca meselesinde de var. Yani nitelikli hoca bulmak. Tabii bunun altı şöyle aslında üretici hoca. Efendim. Yani tüketici değil. Bir hoca tipi vardır. Eline verdiğiniz müfredat onun için efendim çerçevedir. O çerçevenin içine girer ve zinhar o çerçeveyi çıkmaz. O çerçevenin içindedir ne? Bir de hoca vardır çerçeve çizer. Anlatabiliyor muyum? Bu işte üreticidir. Dolayısıyla üçüncüsü müfredata dair efendim zorluklar. Bunun da alt başlıkları çoktur efendim. Bir sıfırdan başlıyoruz. Yani neredeyse. Çünkü efendim bu gelenek yok edildi. Evet. Malum efendim işte Cumhuriyet tarihinde olan biten biliyoruz efendim. Bu gelenek yok edildi ve yaşayan örnekleri de örnek alınamayacak kadar hali pürmelali ortada olan örnekler. Onun için de şimdi iki modeli birleştiren Zülcenaheyn. Efendim yani hem iki kanatlı efendim hem modern eğitimin güzelliklerini içeren iyi taraflarını alan hem de klasik talim ve terbiyenin güzelliklerini alıp birbiriyle mezzeden uyum halinde efendim takdim eden bir model geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu da Kur'an eksenli mushaf eksenli değil Kur'an eksenli yapmaya çalışıyoruz. Bu çok zor bir şey. Evet. Efendim kurucu olmanın zorluğu var bu başlık altında söyleyebileceğim. Hakikaten yani bir şeyi kurmak çok zordur. Tabii. Efendim yani kurduktan sonra yürüyen bir şeye eklemlenmek çok kolaydır. Onun için bu işin en büyük zorluğu belki de hem müfredatını hazırlayacaksınız hem o müfredatı yürüteceksiniz hem bir model ortaya koyacaksınız. Modelinizde bir fiil uygulayacaksınız. Ya. Çok zor tarafı budur. Geleneksel kalıpları kırmak zorluğunu da bu başlık altında söyleyebilirim. Geleneksel kalıpları kırmak çok zor oluyor. Talebede kalıp var, hocada kalıp var. Herkesin zihninde bir kalıp var. Tabii. Onun için o kalıbı, yani bakıyorsunuz siz eline veriyorsunuz. Hocanın bilgi dağarcığı çok güzel. İşte öğretme kabiliyeti güzel, şu bu. Ama kalıplarını kıramıyorsunuz. Geleneksel bir kalıp var. O geleneksel kalıbında mesela rivayetin otoritesi hala onda dokunulmaz. Evet. Hakikatin otoritesini rivayetin otoritesinin üstüne alamamış. Ne yapacaksınız şimdi? Nasıl edeceksiniz? Evet. Her şeyi güzel 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 bakıyorsunuz ama oraya gelince iş orada çatallıyor. Orada çatallayınca her yerde çatallıyor. Evet. Problem. Dolayısıyla yani dördüncüsü mevzuat zorluğu. Hı hı.
Yani milli eğitim mevzuatı çok eski Türkiye'de. Efendim. Ve hantal. Yasakçı, yantal. Yasakçı, tabii yasakçı ve ideolojik. Tabii. Efendim. Çok ne bileyim efendim yasakçı, hantal, ideolojik, ben merkezci ve efendim kimseye koklatmam. Efendim. Yani ben bunu biçeceğim, keseceğim, istediğim gibi efendim dizayn edeceğim mantığıyla. Tam yani biraz da faşist aslında. İşte topluma şekil vermenin evet. bir aracı olarak görüldüğü için eğitim aynen yukarıdan öyle. Aşağı. İdeolojik eğitimde böyle oluyor evet. efendim. Yani bu tabii mutlaka değişmeli. Değişmeli ve yeni soluklara, yeni denemelere, yeni tecrübelere imkan sağlamalı. Bu milletin birikimi, bu milletin eğitim tecrübesi, talim ve tecrübe, talim ve terbiye tecrübesi artmalı. Böyle artar. Yani şahsiyet aynı zamanda böyle katkıda bulunur. Bu milletin eğitim birikimine, talim ve terbiye birikimine. Evet. Efendim, yeni eğitim modellerine sadece müsamahalı değil, teşvikkar olmalıdır devlet. Efendim, teşvik etmelidir. Evet. Çünkü yeni model aynı zamanda yeryüzü için de bir imkandır. Eğer tutarsa o model, o sizin ihraç metağınız olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim, işte. Yani bu manada mevzuat engelleri de efendim kalkmalı ve bizim gibi eğitim gönüllüleri, varlığını eğitime, talim ve terbiyeye, insan yetiştirmeye adamış insanların önü açılmalı. Mevzuatla boğulmamalı efendim. Ve beşincisi de ekonomik zorluklar. Efendim bu malum yani hele hele bugün günümüz dünyasında her şey paraya bakıyor. Gelip gelip ekonomiye aynen dayanıyor. Öyle. Yani insanlar başarı odaklı düşünüyor. Ekonomik odaklı düşünüyorlar. İdealist ve adanmış zenginler lazım eğitim işi için. Yani eğitim işi çok hasbi bir iş efendim. Yani işte eğitimde zengin olunur mu? Belki olunabilir, olanlar vardır. Ama efendim eğitimden zengin olanlar tek dünyalı ve diploma merkezli, başarı odaklı bir eğitim. Nihayetinde insanlara yani işte sana kariyer vereceğim, sana efendim iş vereceğim dediğiniz zaman eğitimden para kazanıyorsunuz. Biz bunları vaat etmiyoruz. Evet. Biz size iki dünya saadetini öğretecek bir eğitim vereceğiz diyoruz. Biz size Kur'an merkezli bir eğitim vereceğiz evet. diyoruz. Bu da para etmiyor. Dolayısıyla beşinci zorluğu da bu. Böyle özetleyeyim. Böyle çok güzel bir özet oldu hocam. Son bir şey. Belki o ulemanın el avuç açmaması için ilimle uğraşan insanların vakıf sistemi geçmişte nasıl bir hizmet gördüyse bugün de bu tür yeni çözümlerin üretilmesi lazım ekonomik alanda. Çünkü Türkiye'de ve evet. bütün memleketlerde, İslam memleketlerinde ekonomik zorluklar ilimden çalıyor, hayattan çalıyor, tefekkürden çalıyor. Ve insanlar ister istemez mevcut ekonomik yapıya teslim oluyorlar, zorluklara evet. teslim oluyorlar. Yani ilim talebesinin dilencilikten kurtarılıp bu kafasına da bu meseleyi bir problem olarak çıkaracağı bir sistemin de geliştirilmesi evet. lazım. Destekleyici sistem olarak aklıma geliyor. Peki. Sevgili dostlar, efendim mail göndermek isteyen dostlarımız olabilir programımıza. Zaten şu anda akıyor, ben görüyorum. Bunları çıkış halinde de alacağız. vahinpenceresi@hilaltv.net adresinize görüş ve yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Efendim fazlasıyla selam, dua talebi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ama meseleye odaklı daha çok sualler olursa ya da yorumlar bundan ayrıca bir haz duyacağız. Onun haricinde kafamızdaki harcı alem ve biraz da tırnak içinde söylüyorum. Burada konuşulanların genelini kuşatamadığımızdan ya da Mustafa Hocam'ın genel söylemini ihata edemediğimiz için neredeyse obsesyon düzeyinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Yani onlar çok lüzumlu gözükmüyor, onu ifade etmek istiyorum. Burada gördüğüm için açık ve net paylaşmak istiyorum. Yani bir takım tartışmalı, ihtilaflı konuları durup durup gereksiz yere gündeme getirmenin bir alemi yokmuş gibi geliyor bana. Bunu da sizlere arz ediyorum. vahinpenceresi@hilaltv.net adresinden yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz efendim. Evet, şimdi Kur'an halkamızda söz, onları bırakacağız. İlk olarak siz konuşacaksınız herhalde. Kısaca bir Akilam'ı tanıtacağız. Ardından da sorumuz varsa soracağız. Buyurun. Selamünaleyküm. Fatma Boz. Akilam 4. sınıf öğrencisiyim. Ümraniye'den katılıyorum.
AKİLAM yani Akabe İlmi Araştırmalar Merkezi 2007 tarihinde kuruldu. 4 yıllık bir eğitimdir. Bu eğitim sürecinde farklı seminerler veriliyor. Bu seminerlerden işte bahsedecek olursam belagat, Kur'an ilimleri, fıkıh usulü, hadis, Osmanlıca, İngilizce, sarf, nahiv gibi seminerler görmekteyiz biz. Ama bu seminerleri sadece kitaba bağlı değil, biz Arap ülkelerine de giderek ki iki kere Suriye'ye gittik. Bu şekilde tatbiki uygulamalarla öğrendik, öğreniyoruz inşallah. AKİLAM küçük bir grupla başladı ama zamanla büyümeye başladı. Şu anki öğrenci sayımız 60. İnşallah daha da büyüyecek, umut ediyoruz. Ben buraya nasıl geldim? Hafızlık yaptım ama hafızlığımın sadece hafızlıkla kalmaması için, hani Kur'an'ın hafızı değil de Kur'an'ın hamili olmamız için, ki Mustafa hocamız her zaman bunu bize söyler. Muhafızı. Muhafızı olun Kur'an'ın diye. Hani hafızlığımı alternatif derslerle pekiştirmeyi, onu gerçekten Kur'an'ı içmeyi, gerçekten hayatımıza yaşamayı öğrenmek için buraya geldim. Burada da gerçekten ilmin ne demek olduğunu, ilmi talep etmekle beraber bunun benim için bir sorumluluk olduğunu öğrendim. Hocamızın dediği gibi düşünmeyi öğrendim, tefekkür etmeyi öğrendim, tedebbür etmeyi öğrendim, teakkul etmeyi öğrendim. Hani burası bana vahyi anlama ve anlatmada çok büyük katkı sağladı. İnşallah daha da ilerleyerek devam edeceğiz. Hani burayı evet 4. yılım belki bitiriyorum ama bu bizim için bir nokta, son nokta değil. İnşallah bir başlangıç olacak. Bu konuda ben buradan çok büyük istifadede bulundum. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani ben bu ilmi alan birisi olarak şunu merak ediyorum. Asr-ı Saadet'te Müslümanların hayatını inşa eden Kur'an ile bizim elimizdeki Kur'an aynı. Ama neden vahiy muhatabını terbiye etme konusunda aynı etkiyi göstermiyor? Ben bunu merak ediyorum ve hocamızın da açıklamasını istiyorum. Eyvallah. Esasen bu bir sorun. Soru olsa çözer cevaplardık ama sorun olunca çözümü hayatın içinde bakmak lazım. Onların elindeki kitap, bizim elimizdeki kitapla aynıydı. O gün o nesli yetiştiren, bugün niye efendim o nesli yetiştirmiyor? Aslında bu kitaptan kaynaklansaydı eğer o gün yapamazdı. Demek ki kitaptan kaynaklanmıyor. O zaman neden kaynaklanıyor? Bizden kaynaklanıyor. Zamandan kaynaklanıyor dersek eğer, bu sefer zamanın Rabbine haksızlık olur. Öyle değil mi? Yani bu zamanda gelmeyi biz istemedik. Eğer bize sorulsaydı, biz de elimiz Resul'ün eline, gözümüz Resul'ün gözüne değsin isterdik. Yani böyle diyemeyeceğimize, Allah'a böyle bir dava açma hakkımızın olmadığına göre, o zaman Rabbimiz hakkaniyetiyle onları orada, bizi burada imtihan ediyor. Şu durumda Kur'an aynı etkiye yine sahip. O halde bizim Kur'an'a bakışımızda, bizim Kur'an'a yaklaşımımızda bir tahrifat olmuş. Bu çıkıyor. Sonuçta ortaya bu çıkıyor. Nedir bu tahrifat? Kısaca nesneleştirme diyorum ben buna. Nesneleştirme. Kur'an bir özne idi. Maide-i ilahiye olarak indi ve indiği nesli inşa etti. İndiği neslin hocası oldu, üstadı oldu. Efendimizin üstadı, hocası Kur'an'dır. Efendimiz Kur'an'ın ellerinde yoğruldu. Kur'an onun öznesi oldu, sahabenin öznesi oldu. Ve sahabe de çağın özneleri oldular. Anlatabiliyor muyum? Yani çağın yatağını belirlediler. Efendim, peki ne oldu? Öyle bir zaman geçti ki Kur'an'ın üzerinden, Kur'an mana üretilemez oldu. Artık ümmet biraz önceki süreç tam tersiyle işledi. Kur'an'dan mushafa geçti. Efendim, önceleri Kur'an okunurdu, sonra mushaf okunmaya başlandı. Manadan lafza geçildi. Önce mana vardı. Efendim, saadet asrı ettiği dönemde, sadr-ı İslam'da, o güzel insanları yeryüzünün öznesi yaptığı dönemde,
mana öndeydi. Lafız manayı takip ediyordu. Ama lafız mananın imamı oldu. Mana lafzın imamıydı. Çünkü mana ruhtur. Lafız beden, ceset. Dolayısıyla ruh cesedin imamı olmuş oldu. Ceset ruhun imamı olmuş oldu. Lafız mananın önüne geçti. Dahası Allah tertili emrediyordu. İşte Müzzemmil suresinde. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı tertil ile oku. Düşüne düşüne, yedire yedire, sindire sindire. Yani damarlarına okut, hücrelerine okut. Peki tertil emri neye evrildi? Tecvide emrildi. Yani Kur'an, kafı iyi çatlatmak, hayı, hıyı iyi çıkarmak, gırtlağı iyi kullanmak buna indirgendi. Yani bütün bunlar neye yol açtı? Kur'an'ın özdeyken nesneleşmesine. Kur'an nesneleşince mana üretilemez oldu. Üretilemeyen mananın boşluğunu neyle dolduruldu? Lafız yüceltilerek dolduruldu. Lafız büyütüldü, manadan oluşan açığı kapatmak için kullanıldı. Efendim, ve bu sefer lafız mananın boşluğunu kapatan bir şey olarak kullanıldı. İşte en sonunda Kur'an nesneleştirildi. Artık Kur'an bizi değil, biz Kur'an'ı inşa etmeye başladık. Artık efendim Kur'an bizim elimizden tutup bizi istediği yere koyacağı yerde biz Kur'an'ı istediğimiz yere koyduk. Ama biz Kur'an'a bu konuda rüşvet verdik. Sen benim öznem olma, nesnem ol, ben de sana kıyak yapayım. Ne yapayım? Rafın en üstüne koyayım. Ara sıra da öpeyim. Daha ne istiyorsun? Bundan iyisi Şam'da kayısın. Dolayısıyla benden bundan fazlasını da isteme. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle dedi. Yani böyle demek istedi aslında. Buna getirdi. Ve kırılma burada başladı. Kırılma burada başlayınca nereye geldik? İşte bugün Kur'an bizim öznemiz olmayıp nesnemiz olunca biz de tarihin nesnesi olduk. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İkinci soruyla devam edebiliriz. Buyurun. Ben Şakire Tosun. Bu ihtisas programına Konya'dan katılıyorum, seminer programına. Dördüncü kademe talebesiyim. Yalnız ben soruma geçmeden önce gönlümde, zihnimde iz bırakan bir iki anıdan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Eğitim programına devam ederken seminerde hocamız, Mustafa hocamız, Zeynep Gazali ile arasında geçen bir diyaloğu anlatıyordu bize. Evet. Ve hocamız Zeynep Gazali dedi. Sonra dedi ki ben ona anne derdim dedi. O da bana oğlum derdi dedi. Ve gözyaşı döküldü gözünden ve sükut etti. Yani öyle etkilendik ki içimize dokundu gerçekten. Bazen hocalarımız gözyaşlarıyla, bu sükutuyla, halleliyle bize ilim verdi. Ve manevi babalarımız olan hocalarımız, bazen kendilerinden ilim, irfan aldığımız hocalarımız öyle ki babalarımızın önüne geçebildi yani. Hocamız annemiz, annemdi derken bu etki gerçekten içime dokundu benim. Gene günümüz İslami fikir akımları dersindeyiz. Veli hocamız bize Doğu ve Batı arasındaki o karşılaştırmayı anlatıyor ve Üstad Sezai Karakoç'un masal şiirini okumaya başladı. O sancıyı hoca sesine o kadar çok aksettirdi ki bir ara böyle okuyamadı, devam edemedi yani. O gözyaşını da gördük hocamızda ve bu sancı, bu kaygı içimize kadar işledi yani. Hocamız hep kendisinden dua istediğimizde çıkarken der ki benim ayaklı dualarım olun der. Ben bugün diyorum ki dua niyetine inşallah Allah bizi hakikat için lisan-ı sıt kılsın. Hocamız için de ayaklı dua kılsın her birimizi inşallah. Soruma geçerken ise zihnime takılan şey şu, Kur'an merkezli bir talim ve terbiyeden bahsederken ilkelerinden bahsettiniz hocam ama örnek bir müfredat programı, örnek bir Eyvallah. Tedrisattan da bahsederseniz çok memnun Eyvallah. Olurum. Eyvallah. Bir ikincisi de kısaca peygamber döneminde Ashab-ı Suffe'de, Osmanlı'da Süleymaniye medreselerine varıncaya kadar, Tunus'ta Zeytuna'dan, Mısır'da Eser'den,
bu tedrisat programında sistemleşmiş bir örgün eğitim modeli görüyoruz. Biz bu de bugün modern algıda eğitim var, örgün eğitim var. Bunları kıyaslayarak bugün yapacağımız şey geleneğe yeniden dönmek midir? Hı-hı. Yoksa yeni bir üretime geçerek örgün bir talim ve terbiye üretmek midir? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kapsamlı bir soru. Ben teşekkür ederim. Evet, iki sual var. Öncelikle yani ilkeleri neler olmalı dedi. Esasen efendim bendeniz bu sualin de ışığında o modern eğitimin esasa dair yanlışları neler ve ona alternatif olarak önerdiğimiz talim ve terbiyenin ilkeleri neler olmalı? O makalemin başlıklarını şöyle kısaca bir zikretmek isterim. Bu soru vesilesiyle. Bu da bir hayır olur inşallah. Birincisi, modern eğitim değer değil fiyat esasına dayalıdır. Efendim, vücudu değil mevcudu öncelemektedir. Eşyanın mahiyetini atlayarak hüviyetine yoğunlaşmıştır. Yani efendim, eşyanın hüviyetini, kimliğini merak ediyor, mahiyetini merak etmiyor. Mahiyetini merak etse anlama gidecek. Anlatabiliyor muyum? Hüviyetini merak ettiği için sadece kimliğinde takılmış. Dolayısıyla vücudu önemsiyor. Vücudu değil, mevcudu önemsiyor. Yani mevcud üzerinde takılmış. Yani vücuda bakmıyor. Vücuda baksa Allah'ı görecek. İşte orada çok temel bir problem görüyorum. İkincisi, tek dünyalıdır modern eğitim. Ahireti efendim, yok. Ahireti yok. Modern eğitimin ahireti yok. Ahiri de yok. Onun için akıbeti meçhul modern eğitimin. Ya bu manada bilgiye sahipsiz bir şey muamelesi yapıyor. Bilgiye aşırılacak, ambardan aşırılacak efendim bir şey muamelesi, darı muamelesi yapıyor. Bunun için de bilginin çalınabilecek bir şey olduğunu düşünüyor. Bilgiyi saklamayı mübah görmesinin sebebi de budur. Anlatabiliyor muyum? Bugün patent hakkının geldiği faşizmin noktasına bakın. Patent hakkı üzerinden nasıl tröstler, bilginin nasıl tekelleşmesi ve efendim bunun üzerinde nasıl haksız kazanç sağlandığını görmüyor musunuz? Modernler bilginin hayrına değil, yararına ve hazzına talipler. Efendim, bilgi de onlara hayır değil, yarar ve haz veriyor. İnsanlık tarihi boyunca bilgi hiç bu kadar depolanmadı. Ama bu kadar bereketsiz olduğu bir zamanda yaşanmadı. Evet. Neden? Tek dünyalı. Üçüncüsü, ilim ile alimin arasını ayırmıştır modern eğitim. Bu ayrım bilgiyi ahlaktan mahrum etti. Ahlaksız bilginin artışı erdem artışını getirmedi. Onun için öğrenilmiş cehalet diyorum ben. Öğrenilmiş cehalet. Efendim, yani cehalet öğrenilir mi diyeceksiniz? Cehalet öğreniliyor. Cehalet satılıyor. Cehalete para verilir mi diyeceksiniz? Cehalete para veriyor. Cehalet için 3 yıl, 5 yıl verilir mi? Cehalet için 3 yıl, 5 yıl veriyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dördüncüsü, bilgi dünyevileşmiştir modern eğitimde. Böylece bilginin aşkınla, yani Allah'la bağı koparılmıştır. Bilgi edinmek bir iş ve meslek haline gelmiştir. Oysa Allah'la bağlantısı kurulan bir bilgiyi elde etmek ibadettir. Bilgi ibadettir. İş oldu. Beşincisi, değersizleştirici olarak kullanılmaktadır bilgi, modern bilgi. Varlık kategorilerini izah ederken her üst kategoriyi alt kategoriye nispetle açıklıyor modern bilgi. Mesela lahana büyüyen taş, köpek avlayan lahana, insan konuşan efendim hayvandır. Buyurun. Yani bir üsttekini bir alttakine referansla anlamak. Oysa ki biz yukarıya referansla anlarız. Anlatabiliyor muyum? Yani alemi nasuta değil, alemi lahuta nispet ederiz. Biz Allah'a nispetle anlarız eşyayı. O zaman eşyanın içinde ilahi bir sır görürüz. Anlatabiliyor muyum? Dokunurken öyle kolay dokunamayız. Büyüsünü bozmak da öyle yani kolay yapamayız bunu eşyanın. Altıncısı, insanı her şeyin ölçüsü olarak gören bir hümanizme dayanır modern eğitim. İnsan her şeyin ölçüsüdür dediğinizde insan tanrıdır demiş olursunuz. İşte hümanizma budur. İnsan her şeyin ölçüsü. Nasıl insan her şey? İnsan her şeyin ölçüsüdür denilen bir dünyada ölçü olur mu?
insan sayısı kadar ölçü çıkar ortaya. 6,5 milyar insan, 6,5 milyar ölçü. Bana göre, sana göre başlar. Bana göre, sana görenin olduğu yerde hakikat olur mu? Hakikatin olmadığı yerde hayat olur mu? Hakikatin olmadığı yerde huzur olur mu? Dolayısıyla modern eğitim böyle. Yedincisi, bilgi ahlakından yoksundur modern eğitim. Eski Yunan'da ateşi tanrılardan çalan Promete efsanesi, Pavlusyen Hristiyanlık tarafından Adem'in cennetten kovuluşuna uyarlanmış. Dolayısıyla bilgi Adem'in elmadan ısırması. Yani Tanrı'nın elmasını çalınca ancak insan o zaman bilgili olabilir. Oysa ki bizim dünyamızda Kur'an'a göre Adem'e meleklerin secde etme emrinin sebebi Adem'in bilgili olması. Eşyanın isimlerinin öğretilmesi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani Adem'e eşyanın isimlerini öğretti ve dedi ki efendim meleklere döndü. Hadi bakalım doğru söylüyorsanız bana şunların isimlerini söyleyin. Söyleyemediler. La ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim dediler. Bizim senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur dediler. İtiraf ettiler. Dolayısıyla iki dünya arasındaki bilgi bu kadar farklı. Sekizincisi rekabetçi ve yarışmacıdır modern bilgi. Ben çaldım sen de çal. Sen de git çal mantığı. Efendim hakim. Rekabetçilik giderek aracı bilgi olan bir savaşa dönüşmüştür. Bilgi bu savaşın silahları, bilginler de bu savaşın tezgahtarlarıdır. Bilgi toplumu adı altında kutsanan rekabettir aslında. Rekabet ile hasımlık arasındaki hassas çizgi her an ihlal edilebilir. Dokuzuncusu tekelcidir modern eğitim. Bilenin ahlakı bilgisine paralel artmadığı için bilen bilgiyi tanrılaştırmak için kullanıyor. Böylece bilgi masum bir bilgi olmaktan çıkıp dogma haline geliyor. Bilim dinine dönüşüyor. Bu yönelişin tipik örneklerinden biri bilim dininin kurucusu işte Auguste Comte. Pozitivizm dini diye bir dini uydurdu adam. Hatta bir tanrı yani 20 yaşında 23 yaşında bir kıza tapılmasını bir ilmihal yazdı. Pozitivizmin ilmihali dedi. Resmen adam ilmihal yazdı nasıl tapınılır onu da tarif etmiş orada. Çok ilginç. Bunu da Osmanlı'ya teklif ediyor. Gelin dünyada ilk pozitivizm dinine mensup olan siz olun diye. İkinci Mahmud'a mektup gönderiyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir densizlik. Onuncusu bölücüdür efendim. Okula, ekole dayanır. Biz de camiye dayanırız. Biz toplarız, onlar böler efendim. Okul bir fikrin diğerlerine karşı savunulduğu mekan toplum tarz ve usuldür. Cami ise toplar. On birincisi hayatı kompartımanlara ayırır modern eğitim. Oysa bizde hayat ırmak gibidir. Bir su ancak denize katılarak sadık kalır yatağına. Batıda bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık hepsi ayrı kompartmanlardır. Hepsi için ayrı bilgilenme merkezleri vardır. Hepsi birbirinden koparılmıştır. Hayat ırmağı kesilmiştir. Yani hayat ırmağı koparılıp da havuzlara dönüştürülünce duran su kokuşur. Hayat kokmuştur. 12.'si siyasi istismara açıktır modern eğitim. Batı bin paraya bölünmüş kendi bünyesini okulla birleştirip bütünleştirirken doğuyu okulla paramparça edip dağıtmıştır. Orta çağda bizdeki her bir siyasetçilik onu vardı. 200 yıl sonra durum tersine döndü. Bizde 30 birim oldu bir birim, onlarda ise 200 birim tek birim oldu. Efendim. Bugün geldikleri nokta işte Avrupa Birliği dedikleri şey. Efendim. 13.'sü tek tipleştiricidir. Ulus devlet te hizmet ettiği için farklılıkları tehdit olarak algılar modern eğitim. Zekaları eşitlemeye çalışır. Her bir insanın biricik ve orijinalliği üzerine değil, farklılıkların tekdipleştirilmesi düşüncesine dayanır. Sonuçta okullar korkunç bir zeka israfına yol açan bir öğütüm modelinin merkezleri ve fabrikaları olmaktadır. 14.'sü bilmişlik durumuna, yaşanmışlık durumuna önceler modern eğitim. Bu çok önemli. Bilmişlik durumunu yaşanmışlık durumuna önceler. Anneliğin bilgisini anneliğin kendisine, erdemin bilgisini erdemin kendisine, hikmetin bilgisini hikmetli davranmaya önceler. Ne diyeyim böyle bilgiyi ben? Hikmeti biliyor ama hikmetli davranmıyor. Evet. Erdemi biliyor fakat erdemli davranmıyor. Annelik bilgisine sahip maşallah annelik dersi veriyor ama annelik yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 15 bireyleştirici ve başarı odaklıdır. Bu sistemde bireyin bilgisi açıkça arttıkça bencilliği de artar. Bilgi erdemi değil egoyu büyütür. Nihayet bilgi bir tahakküm aracına dönüşür. Başarı odaklı eğitim kazan da nasıl kazanırsan kazan.
iş buraya geldikten sonra tut tutabilirsin. Kazan da nasıl kazanırsan kazan, o zaman toz sat demektir. Başka anlamı var mı? Efendim. 16, görsel ve görselleştiricidir. Vizyoniktir yani. Görünürlük her şeyin önündedir modern eğitimde. Bir şeyin nasıl olduğundan çok nasıl göründüğü önemlidir. Efendim, iyi görünmek iyi olmaya öncelenir. Yani iyi olmayabilir, kötü olabilir, berbat olabilir, rezil olabilir. Ama iyi görünür. İyi görünsün yeter. Şuna bakın. Cilalama. Efendim, cilalı masaj devri. Böyle mi yani? Bu mu? İnsan bu mu? Maskesi mi insan? Modern eğitim böyle bir şey veriyor. Bu ahlaksızlık. 17, kalpsizdir. Sonuçta kalpsiz akletmeye kalkıştığı için sadece akılcı olabilmiştir. Akıllı olamamıştır. Muhatabını önce bilgiçe, sonra kendini bilmeze dönüştürür. 18, en son, tanıyıcı değil tanımlayıcıdır. Tanımak için merak gerekir. Tanımak için farklılığın peşinen kabulü gerekir. Farklılığı peşinen kabul etmeyen bir tasavvur tanımak yerine tanımlamaya kalkacaktır. Tanımladığı zaman nedir? Efendim, tanımladığı zaman artık nesnesizsiniz. Tanımladığını nesneleştirir. Sizi tanır. Sizi tanımak istemez. Tanımlar. Tanımladığı zaman sizi tanımladığı gibi etmeye başlar bu sefer. Sizi siz olarak tanımak istemez. Peki bunun karşısında yeni bir eğitim modelinin, Kur'an merkezli bir talim ve terbiyenin ilkeleri neler olmalı? Bir, değer odaklı olmalı, fiyat odaklı değil. İki, çift dünyalı olmalı, tek dünyalı değil. Üç, bilgi bilinen ve bilenin, alim malum ve talibin arasını açmamalı. Aksine köprü olmalı. Dört, merhamet ve şefkat temelinde yükselmeli. Tıpkı Rahman suresinde olduğu gibi. Beş, ilmin el-alim tarafından bahşedilmiş bir emanet olduğu unutulmamalı. İlmin bir mevhibe-i ilahiye olduğunu peşinen kabul etmeli. Talimul esma bunu ifade eder. Altı, insanlığın değişmez değerlerinden neş'et etmeli. Fiyatları değil değerleri artırmayı hedeflemeli. Bilgi ölçme ve değerlendirme sadece rakamlara, sınav sadece teste indirgenmemeli. Bilginin sahibine yüklediği ahlak, erdem ve sorumluluk bilinci ölçme ve değerlendirmede ilk sırayı almalı. 7. İnsanı tanrıyla savaşan bir hırsız olarak değil, şeref ve keramet sahibi bir şaheser olarak tanımlamalı. 8. Ahlaktan bilgiye doğru bir seyir izlemeli. Bilgiyi ne sebep ne sonuç, sadece iyi, doğru, hak ve güzel olanı bulmak için elverişli bir araç olarak görmeli. 9. Paylaşımcı olmalı. Zira bilgi bir emanettir. Her emanet gibi hesabı sorulur. 10. Parçalayıcı değil, bütünleştirici, cami olmalı. Ötekini tanımlayıcı değil, tanıyıcı olmalı. Hem her şeyin her şeyle bağlantısını, hem sebeplerle sonuçlar arasındaki bağlantıyı, hem var edenle varlık arasındaki bağlantıyı öğretmeyi hedeflemeli. 11. Bilgi bir ibadet olarak kabul edilmeli. Hiçbir örgütlü gücün ideolojik aygıtı olarak kullanılmasına izin verilmemeli. 12. Her insan tekinin benzersizliğini peşinen kabullenmeli. Birey değil şahsiyet odaklı olmalı, konuştuk. 13. Tecrübeye bilginin en değerli katmanı olarak saygı duyulmalı. Geçmişin usulünü almalı ve geleceğe uzanmalı. Önceki nesillerin tecrübesinden bağımsız bir eğitim ne kadar yanlışsa, tamamen eskinin kalıplarına mahkum olmak da o kadar yanlıştır. İkinci sorunuzun cevabıdır bu aynı zamanda. Yani öncekilerin aynen alalım, Osmanlı modeli, Endülüs modeli, Pezer Selçuklu modeli. Aynen mi taşıyalım? Hayır, o onların modeliydi. Zamanın bir hakikati vardır. O zamanın hakikatine uygundu. Bu zamanın hakikatine uygun modeller geliştirilmeli. Bu modellerin içinde, eski modellerin içinde işe yarayışlı olan mutlaka alınmalı, yaramayan da atılmalı. Ve onda olmayıp da bugün keşfedilen birçok şey de hiçbir komplekse kapılmadan kullanılmalı. Çünkü bilgi insanlığın ortak hazinesidir. Kimsenin babasının malı değil. 14. Dinlemeye dayalı olmalı. Kulağı en az göz kadar kullanan, sözü ait olduğu müstesna yere koyan bir model olmalı. 15. Öğrenen öğreten ilişkisine dayalı olmalı. Kitabı bile hocadan okumalıdır. Kitabı kitaptan okumamalı. Kitabı hocadan, hangi okuldan mezun olduğunun yerini, hangi üstadın rahle-i tedrisinden geçtin
almalıdır. 16. Özgürlükçü bir ve hür düşünceye dayanmalı. Özgürlüğün olmadığı yerde ilim ve fikir hareketi olmaz. Yani tefekküre dayanmalı. Özgür irade kullanılmaz ise şahsiyet gelişmez. Dolayısıyla her ilim talibi için ahlak ve saygı zemininde sınırlama olmadan irade beyanı kesinlikle uçsuz ve bucaksız olmalı. Aksi durumda düşünmeyen ve üretmeyen bir insan tipine mahkum olur. 17. Süreklilik esas olmalı. Her disiplin zamanla tekamül ederek gelişir. Usule bağlı kalınarak zamanın ruhuna ve yeni ihtiyaçlara göre eğitimin ilmi ve fikri üretimi sürgit devam eder. Gelişmeye açık olmalı onun için. 18. Zamanın meşru olan tüm yöntemlerini kullanmalı. Gelişmeler karşısında savunmacı ve içe kapanmacı olmamalı. Aktif ve aksiyoner bir tutumu esas almalı. Yeni icat edilen iletişim araçlarından da gerekli ölçüde yararlanmayı bilmeli hiçbir komplekse kapılmadan. Teşekkür ederim. Çok güzel, muhteşem bir özet oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü bir soru alalım, ondan sonra bir ara vereceğiz çünkü. Buyurun. Akilam, dördüncü sınıf öğrencisiyim, Şevin Güneş. Üç yıllık evliyim. 1,5 yaşında çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şevin talebemken evlendi. Talebemken çocuk sahibi oldu. Neredeyse çocuk da talebem olacaktı. Öyle zaten hocam, öyle. Tabii evliliğim elhamdülillah eşimin desteğiyle sürüyor. Yani eşim destekliyor eğitimimi. Çocuk biraz sıkıntı oluyor tabii. Tatlı uykusundan uyandırıp onu hani babaannesine teslim etmem. Arkamdan anne anne diye ağlaması. Hani hakikaten bir anne için müthiş bir ızdırap yani. Ama elhamdülillah ona rağmen hani ilmin lezzetini bir defa tattıktan sonra işte çekiyor, okul çekiyor Akilem elhamdülillah. Bu iş mümkündür diyorsun yani. Evet, mümkündür. Eyvallah. İspatı da burada duruyorum elhamdülillah. Elhamdülillah. Buradayım. Ben de size... Biraz yaklaştıralım mikrofonu. İlim talebesi olan bir anne olarak bir soru sormak istiyorum. Kur'an merkezi eğitimde anne babanın rolü nedir? Ev dışında ebeveyn çocuklarının eğitimine nasıl müdahil olmalıdır? Eyvallah. Esasen talim ve terbiye, eğitim ve öğretim dediğimiz hadise ailenin bir numaralı aktif rol aldığı bir hadisedir. Bizde böyledir. Onun için ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında eğitimle ilgili bir ayettir efendim. Ve sadece nefsinizi değil, kendinizi değil, ehlinizi de işin içine katan bir modeldir. Bu manada mutlaka zaten şimdi yeni eğitim modelinde bakınız, ailelere, okul aile birliklerine eğitimin ortağı olarak muamele ediliyor. Öyle değil mi Yusuf Bey? Tabii. Yani artık aile, veli eğitime dahil. Eğitimin içinde ve hatta Avrupa'da, Amerika'da eğitim hakkında kararı veliler alıyor. Anlatabiliyor muyum? Karar alma mekanizmalarına dahil edilmiş. Evet. Türkiye bunu yeni yeni öğreniyor. Dolayısıyla böyle bir modele mutlaka geçmek durumundayız. İşin resmi ve devlet açısından, örgün eğitim açısından. Gelelim işin anne baba açısından. Anne baba açısından şunu söyleyeyim ki eğitim çocuk doğunca başlamaz. Siz doğunca başlar. Çocuğunuzun eğitimi siz doğduğunuzda başlar. Onun için yani çocuğunuzu iyi eğitmek istiyorsanız siz doğduğunda sizin eğitiminizle mükellef olanlar sizi iyi eğitsinler. İyi çocuklar, iyi eğitilmiş, talim ve terbiyeden geçmiş anne ve babaların elinde eğitilirler. Bu noktada karı kocanın birbirine desteği çok önemli. Eşler eğer tek atlı bir araba gibi götürmeye çalışırlarsa eğitimi, esasen ölü atı sırtında, ikiz atını sırtında taşıyan bir at gibi çocuğu taşıyamaz. Ölü eşini taşımaktan yorgun düşer, bitkin düşer. Onun için de ikisi de diri olmalı. İkisi de diri olmalı ve eğitecekleri yavruları arabanın üstüne koymalılar. Ve onları beraber taşımalılar. Birinin yaptığını diğeri yıkmamalı. Birinin temizlediğini diğeri kirletmemeli. İkisi birlikte temizlemeli. İkisi birlikte yapmalı.
Ama ikisinin yapacağı şey aynı değil. Biri çocuğun iç dünyasını zenginleştirirken anne daha çok duygu dünyasını zenginleştirir ve onun talim ve terbiyesiyle uğraşırken baba da çocuğun efendim dış dünyasını, dış dünyayla bağlantısını zenginleştirmeli, kurmalı. Yani çocuk iki dünya arasındaki bağlantıyı anne ve baba üzerinden filtrelenmiş bir biçimde ama. Çok önemli, çok önemli. Yani filtresiz olmaz, olmaz. Siz hiçbir bilgisayarınızı filtresiz koyuyor musunuz? Filtresiz koyun da bir bakın bakalım. Koruma kalkansız, antivirüs. Antivirüs programı, koruma programını alın bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Yani madem çok güveniyorsunuz, bilgisayar ya ne olacak? Çöküversin. Küçücük bilgisayarınızı, içindeki küçücük bilgiyi bile güvenemezken, siz yavrunuzu filtresiz, antivirüssüz nasıl efendim şu jungle'ın içine atacaksınız? Onun için filtresiz olmaz. Antivirüs programı olmadan olmaz. Bunu da kuracaksınız. İyi eğitilmiş anne babalar çocuklarının periyodik olarak antivirüs programından geçirirler. Tarama yaparlar. Onu da update ederler, güncellerler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yeni virüsler çıkıyor. Efendim çocuk geldi, okuldan geldi. Ne gördünüz yavrum? Tarihti dersimiz. Ne öğrettiler yavrum? Şunu. Yavrum bu şu doğru, şu doğru değil. Şu yanlış. Şunu eksik öğretmişler, şunu yanlış öğretmişler, şunu doğru öğretmişler. Hadi bakalım, doğrusunu öğrenelim. Efendim, doğrusu neymiş? Şuymuş. Eyvallah. Böyle antivirüs programından geçireceksiniz. Yani çocukları güvenemezsiniz bu manada. Onun için hiçbir öğretmen anne ve babanın yerini, hiçbir okul da evin yerini tutmaz. Dolayısıyla anne babalar eğer vazifelerini asıp da kendi görevlerini okulların üstüne atıyorlarsa bu vebaldir. Okul bu işi yapamaz. Öğretmen anne babalık yapamaz. En iyi öğretmen bile anne babalık yapamaz. Dolayısıyla anne babalar anne babalık yapmalı. Öğretmenlere yardımcı olmalı. Okula yardımcı olmalı. Bu manada eğitimin yani ana okul ev, tali okul okul olmalı. İlk öğretmen anne ve baba, öbür öğretmen tali öğretmen olmalı. Böyle olursa vazife yapılmış olur. Hocam bu o kadar önemli bir konu ki bir ara vereceğiz. O sözlerle bağlayayım istiyorum. Şimdi havaleci zihniyet yani kendi üzerine düşeni sorumluluğunu yapmadığında mesela baba çocuğunun ilk hocası olması gerekirken, hocalık yapması gerekirken, anne belki üstatlık yapması gerekirken, ben anneye biraz daha üstatlık tarafını yakıştırıyorum dünyamda. Ki alimlerin hayatına baktığımızda böyle bir sistem var. Yani alimler babalarından ilk eğitimlerini almışlar. Çok ciddi bir ilmi altyapı almışlar. Annelerinden üstatlık prensiplerini almışlar. Ondan sonra bir takım üstatlara gönderilmişler. Rahle-i tedrislerden geçmişler. Şu tespitiniz de çok önemliydi makalede arz ettiğiniz. Yani filanca okulun diplomasını almak değil, kişilerin, ilim, alimlerin ön plana çıkması lazım. Hangi alimin rahle-i tedrisinden geçtin? Dizinin dibinde yetiştin. Çünkü orada hal de öğreniyorsun. Bu bir iftihardır bugün de. Evet, hal öğreniyorsun. Bugünkü öğreticilerin halleri yok, edepleri yok, ahlakları yok. Adam ahlaksız ama iyi öğretiyor. Evet. Şimdi bu ahlakla ilmin arası, bilginin arasının açılması da çok ciddi sorun. Ama öbür türlü üstadın rahle-i tedrisinden geçerken aynı zamanda onun haliyle halleniyorsunuz. Hem öğretiyor hem eğitiyor. Hem eğitiyor. Yani hem talim veriyor hem terbiye veriyor. Şimdi bu çok mühim bir nokta. Anne babaların havaleciliği işte bugün dini tırnak içinde eğitim. Ki dini eğitim kavramını da sorgulamak lazım. Doğru. Din hayattan kopuk değil. Doğru. Ki talim terbiye dediğin zaman hayatın bütününü kapsayan bir mücerret şey. Olarak öyledir. Hayatın evet. Tamamını kapsar. Hayatın o sıra dini dünyayı. Dini her şeyi kapsar. Evet, yani eyvallah. Ondan sonra işte çocuklarımızı biz kendimiz hiçbir şey yapmadık. Kur'an kurslarına yollayalım. Bu havaleci zihniyet onun meyvesini vermiyor. Oradan bereket hasıl olmuyor. İmam Hatip mekteplerine yollayalım ama biz... Orayı da bozuyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta. Vurgulamak istedim sadece. Teşekkür ediyorum tavsiyeniz için. Evet, bir ara verelim. Daha sonra devam edelim. Sevgili dostlar, mailleriniz geliyor. Bilhassa Akilam'a kayıtla ilgili sorularınız var. Yurt dışından gelen dostlarımızın soruları var. Yeni kayıtlar alınacak mı? Bunları da cevaplayacağız. Döküm haline geldikten sonra şimdi bir mola.